Kıbrıs'ta Volkan Konak'la buluştuk. Bulunduğumuz mekanı öve öve bitiremiyor ünlü şarkıcı. Mekan çok şık. Gerçekten işini yapanı seviyorum. Mesleğini icra edeni seviyorum. Ben de mesleğini iyi yapmaya çalışanlardanım. O yüzden işini yapana vurgunum. Gerçekten mekan sahipleri de tanıdıklarım diye demiyorum. Yani Avrupa'da sıralamaya girebilecek kadar şık bir mekan. Şu arkadaşlar eğer yakalayabilirse şu panoramayı. Volkan Konak Kıbrıs'ı çok seviyor. Şimdi buraya gelen insanlar kafa boşaltmaya, kafa dağıtmaya, yaşadıkları iş stresini, yoğunluğunu. Hakikaten buraya uçaktan indikten sonra başka bir ülke belki veya başka bir toprak ama insan bir anda soyutluyor kendini. Ve buraya gelenler de böyle acayip bir relax ve yani boşalma yaşıyorlar. O yüzden müthiş bir sinerji var burada. Sevgiseli, sevgi yumağı, kavga yok, şiddet yok, siyaset yok. Sadece insanlar kendine zaman ayırıyor, relax bir durum var. Çok uygar bir yer. Ben Kıbrıs'ı çok uygar buluyorum. Dolayısıyla uygar yerde biz de huzurlu oluyoruz. Yaz geldi. Tatil programını merak ediyoruz. Dağları, yaylaları çok seviyorum. Maçka'da dağ evim var. Oraya gideceğim bir hafta. Çok güzel kitap okuyorum. Teknoloji hiç yok. Televizyon hiçbir şey yok. Sadece kitap okuyorum. Telefon kullanmıyorum demişti ünlü şarkıcı. Bu sözlerini hatırlatıyoruz. Telefon düzenli kullanmıyor. Zaman zaman ya arayan buluyor sizi zaten çocuklar. Ah bir aramaya görsün. O işi düştüğü zaman öyle buluyor seni ki. Sülalenin sülalesinden buluyor seni adam. Veya gittiğin kasaba dağ evinde taksicinin telefonundan buluyor. Taksici bırak sonra geliyor. Diyor ki falanca arıyor sizi abi falan. Dolayısıyla taşımama gerek yok. Dağ evinde kendisini buluyormuş Volkan Konak. Maçka Amsiköy'deki dağ evime gitmek zorundayım. Yılda 4-5 defa orada topraklama yapıyorum. Kendime dönüyorum, kendimi eleştiriyorum, eksiklerimi görüyorum, yaptıklarımı düşünüyorum. İyi bir şarj oluyorum. Orası benim için çok önemli bir feyiz aldığım bir yerdir. Doğaya da meraklı, odun yaptığını söylüyor ünlü şarkıcı. Şimdi odun yaptım mesela, 3-4 sene eder bana. Normalde ben orada kayıtlıyım muhtarlığa. Orman köylüsünün ormandan hakkı vardır, odun hakkı var. Ben 5 yılda bir kullanıyorum onu. Şimdi bir odun yaptık, odun kestik. İşte 3-4 sene edecek kadar odun dizdim. Onu baltayla yarıyoruz, sonra diziyoruz. Sadece şöminem var çünkü orada. Arkadaşlarım ve ben, evet. Ben köy çocuğum, ben doğa insanıyım yani. Volkan Konak emekli olunca dünyayı gezmek istediğini belirtiyor. Dünyayı gezmeyi düşünüyorum karavanla veya başka bir araçla. Gezmeyi çok seviyorum. Çünkü kainat bize sunulmuş bir armağandır. Ben böyle sığ sularda değil de okyanuslara açılmayı seviyorum. Şöyle ki, bütün dünyanın güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemiz çok güzel, çok seviyoruz. Ama hepsi bizim emrimize yaratılmış. İskandinavya'dan tut da atıyorum Güney Afrika'ya kadar. Niye gezmeyeyim ki? İmkanım doğrultusunda abartmadan seyahat etmeyi düşünüyorum. Almanya'da da evi var. Ailesinin büyük bir kısmı Berlin'de yaşıyor. Almanya'da da evim var Berlin'de. Berlin'de zaten bütün sülalem orada. Yani bütün sülalemin yarısı Berlin'de. Oraya küçük İstanbul yaptık. Biz de bir konser oluyor mu efendim peki? Zaman zaman yapıyoruz. 2 yılda bir bizim turnemizde Berlin ayağımız var. Sadece davetiye dağıtıyoruz çünkü sülale o kadar kalabalık ki. Bir de davetiye veriyoruz ki. Konak mahallesi var mı efendim orada? Yok da yarı aşiret var yani. Kanada'yı çok sevmesine rağmen eşi orayı soğuk buluyor. Ama ben Kanada'yı çok seviyordum. Kanada biraz soğuk buldu eşim. O yüzden Kanada'dan ziyade başka yerlere gidiyoruz. Ama Kanada çok önemsediğim bir yerdir. Karavanla mı geziyorsunuz efendim? Orada karavan kiralıyorum. Çocuklarını soruyoruz ünlü şarkıcıya. Çok iyi. Maşallah. Bizler iyi insanlarız. Uygar olmaya çalışıyoruz, medeni olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim ürememiz, artmamız ülkemize faydası olur, zarar olmaz. Çünkü bencil değiliz. Efendime söyleyeyim, başkalarının üzerine basarak yükselenlerden değiliz. Kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Zaten DNA'mızda hırsızlık yok. Metabolizmamız müsait değil buna. Dolayısıyla keşke daha önce başlasaydım. Yani yapabildik kadar yapmak lazım çocuk. Seneye Best Of albüm çıkartacağını söylüyor. 2017'de Best Of yapacağız. Yani Volkan Konak şarkıları, besteleri. Çünkü yaklaşık bugüne kadar Türkiye'mizin teveccüh buyurdu. 35-40 tane eserlerimiz fazla ama 30-35 tane çok sevilen şarkımız var. Aleni Aleni şarkısının sevilmesine hayli şaşırmış. Ya, o beni şaşırttı açıkçası. Biraz da burulduğu için şöyle ki geç fark edildi. Bir 8 ay, bir sene sonra fark edildi ama... şu an Türkiye'de kulüplerden çok çalan şarkı, ödül de aldık, plak da aldık, altın plak. Benim değil şarkı, Altan Çetin kardeşimin. Benim bedenime uygun bir besteydi. Söz müziği bana yazmıştı, benim üzerime. Güzel, hoş. Yani kulüplere gittiğimiz en azından biz de böyle kafamız aşağıda durmuyor. Çalacak şarkı yoktu, benim hep slow'dur ya. Çocuklar onur etmek için DJ'ler çalacak bir şey bulamıyordu. Şimdi en azından gecede 3-4 defa çalınıyor. Alnıma yazdı kader, silemedim. Ağladım, ağladım hiç. Gülemedim kimseye
söylemedim, diyemedim, aşk diyecektim. Ünlü şarkıcı Kıbrıs'ta güzel bir konser verdi. İzleyenlere keyifli anlar yaşattı. Volkan Konağan konserine Kıbrıslı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Ben